Herkese güneşli bir günden merhabalar efendim. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Pazar sohbetinin yeni bir bölümüne hoş geldiniz. Üçüncü haftamızdayız ve gittikçe güzelleşen bir programımız var. Yani şöyle söyleyeyim, %70, %80 sizin sayenizde, sizin yorumlarınızdan yola çıkarak yaptığımız ve gerisi gündemi takip ederek devam ettiğimiz bir program. Öncelikle programı beğeniyorsanız ve seri halinde devam etmesini istiyorsanız like atarak destekte bulunabilirsiniz. Bunun hatırlatmasını yapmış olayım. Umarım bu haftanız iyi geçiyordur. Her şey yolundadır. Sağlıklı ve güzeldir. Şimdi çok fazla uzatmadan direkt yorumlar kısmına geçeceğim. Evet, ığlarım gene artmış, onu fark ettim şu an. Şimdi normalde bu hafta bir bölüme Cevher Bey'i konuk edecektik. Ancak kendisi bazı teknik aksaklıklardan dolayı eşlik edemiyor bana. Şu an bu videoyu, yani şu an çekiyorum. Pazar günü sabah erken bir saatte çekiyorum şu an. Sebebi ise bir umut işte Cevher Bey gelebilir diye ertelemiştim. Ancak kendisi gelemiyor maalesef. İnternet sıkıntısı vardı. Yetişemiyor bize. O yüzden ben de artık fazla da, yani bugünü geçirmemek için çekimlere başladım. Şimdi hazırsanız efendim, klasik olarak yorumlar kısmımıza buyurun geçelim. Yorumlar bölümünden merhabalar efendim. Evet, bu geçtiğimiz haftaki yorumlarda çok fazla intro ile ilgili yorumlar vardı. O konuda da üzerinden geçeceğim bir kere, ama şimdi sırasıyla birkaç yorumu ele alalım diyeyim. Bir arkadaşımız çok uzun ve güzel bir şekilde trendlerde TV politikası, yani televizyon politikasının uygulandığını belirtmiş. Yani kısmen katılıyorum bu fikre, çünkü televizyonda da aynı şekilde yürüyordu. Yani bir şöyle söyleyeyim size, bir program yapılıyor veyahut da bir format yapılıyor. Bu format tuttuğu zaman, yani reyting rekoru kırdığı zaman veyahut da reytinglerde öne çıktığı zaman, izlendiği zaman otomatikman o platformdaki, yani televizyon kısmındaki birçok firma, yani firma mı denir artık, projeksiyon mu denir, yani her neyse anladınız siz, bu formatı uygulamaya başlıyor. Böylelikle o reyting sıralaması, yani YouTube'daki trendler sıralaması gibi düşünün, her şey aynı oluyor. Yani tamamen aynı. Sadece kapak resmi değişmiş. Formatta birkaç bir şey değişmiş ama temel olarak temel yapısı hepsinin aynı. Bu görüşte evet katılıyorum. Haklı arkadaşımız bence de. Yani kişisel görüşüm. Bir sonraki yorumumuz, bir arkadaşımız belli ki eski bizim Star Wars takipçilerimizdenmiş. Battlefront 2'ye ne oldu demiş. Battlefront 2'ye ne oldu? Battlefront'a aslında güzel güncellemeler geldi. Mevcan buradayken onun döneminde çok güzel güncelleştirmeler geldi. Devam ettirilebilecek bir seriydi. Ancak o dönemde Mevcan'ın ayrılacağını öngördük. Ve benim de bilgisayarımdaki yer sıkıntısından dolayı birçok oyun gibi ben Star Wars'ta kaldırmak zorunda kalmıştım. Ve Star Wars, ben şöyle, hani biliyorsunuz ki şu anki gameplaylerde de mesela izlenmeyi fazla göz önünde bulundurmuyorum. Hani tamam izlenmeyebilir ama gene onu izleyen bir kitle var olarak düşünüyordum. Bu durumu ben Star Wars'ta da yaşadım. Star Wars'ta da izlenmiyordu fazla. Kapak resimlerini de yapsak, başlıkta koysak. Ama şöyle bir şey var. Star Wars'ta bir zarar verme durumu da vardı. O yüzden ara vermiştik. Araya tabii soğukluk girince de devam ettiremedik maalesef. Ama güzel güncelleştirmeler var. Yani oyunu oynayan arkadaşlar bilir. Güncelleştirmeleri güzel oldu. Öyle söyleyebilirim. Onun haricinde bir diğer yorum. Bir arkadaşımız demiş ki YouTube Studio, yani YouTube'a yeni gelen bir olay var. Chapter veyahut da Chapter diye okunuyor, bilmiyorum, tam emin değilim şu an. Chapter diyeyim ben. Yani şu önceki videoda yaptığımız olay aslında. İşte videoda süreler koyarak, yani eski yaptığımız bir şey, sadece bunu videoda yansıtmış haller. İşte bölüm bölüm oluyor videonuz. İşte şu bölümde şu, hani videonun o süresine geldiğinizde o bölümde ne konuşulduğu veyahut da neyden bahsedildiği yazıyor. Güzel bir olay. Evet, kullanacağım. Zaten bir arkadaşımız sağ olsun, ben mesela 3-4 başlık altında toplamıştım açıklamalar yorumuna. Ancak bir arkadaşımız çok detaylı bir şekilde ve güzel bir şekilde bunları yazarak yorumlara koymuş. Ben de oradan hani yorumunu aldım, sabitledim direkt ben arkadaşımızın. Teşekkür ediyorum ona da. Sağ olsun, çok güzel bir inceleme yapmış ve
belli ki baştan sonra tüm videoyu izlediği de çok bariz belli olmuş. Bu da beni aşırı sevindirdi. Tekrardan teşekkür ediyorum kendisine. Bir arkadaşımız da demiş ki Semih pazar sohbeti yapıyorsun, güzel, tamam. Bir dönem Meyvecan otoban sohbetleri yapmıştı kuruda. Sen de buna benzer bir şekilde hani konuk alarak, mesela ben Enes çok merak ediyorum demiş. Yani olacaktır ama komple bir programı, işte daha önceki videomda da bahsettiğim gibi, bir programı bir kişiyle devam ettiremem. Çünkü sıkıcı olur veyahut da şöyle bir algı oluşur. Daha sonrasında mesela tekrar Cevay ile gelmesine veyahut da Enes'le gelmesi çok istenebilir ama ben bu programı yaparken tek kişilik bir format olarak düşündüm. Sadece ara ara konuk olarak alacaktım kendilerini. O yüzden yani Enes'te bir gün konuk etmek isterim. Bu konularla ilgili kısa bir soru cevap olayına girebiliriz. Evet, güzel olur yani, o konuda hemfikirim sizlerle. Ops, ters şeride girdik, bir dakika. Şuradan bir ses değişti arabanın. Bir tane paket yüklü bırakmışım galiba. Şuradan bir otobana çıkayım ben. Bir yandan da şu an diğer sorumuza geçelim efendim. Bir önceki konumuzda PlayStation 5'in tanıtıldığını söylemiştik efendim. Şimdi PlayStation 5 yani yeni bir sonuçta olay ve buna nasıl bir oyun, nasıl oyunlar çıkar diye sormuş bir arkadaşımız. Bence yani kafasını kullanacaktır ve aşırı güzel oyunlar yer alacaktır diye tahmin ediyorum. Ancak bir haberde yanlış okumadıysam eğer ki Rockstar yani belki daha güzel bir şey yapabilirdi ama GTA 5 ve GTA 5 Online'ını PlayStation 5'te de yayınlamayı düşünmüş sanırım. Tabi dediğim gibi haber ne kadar doğru bilmiyorum, emin değilim, haber kaynağını tam hatırlamıyorum şu anlık. Hani o yüzden ne kadar doğru ne kadar yanlış onu ben de bilmiyorum. Yani belki daha iyi şeyler çıkarabilirdi ama genel olarak oyunlar, yani ben tanıtım videosunu izlediğimde birkaç takipçiden güzel oyunlar yer alıyordu, onu biliyorum. Şimdi bir sonraki yoruma geçeyim. Bu yorum aslında birçok yerde yer aldı. Hani birçok videonun altında da yer almıştı. Cevaplamamıştım. Bu videoda da aslında cevaplamış sayılmayacağım. Sadece hani bu konudan evet bahsedeceğim. Konu ne diye sorarsanız da YouTube'daki gelecek planım. Yani YouTube'da hedefim ne? Amacım ne? Mesela bunu ben kısa kısa aslında cevaplıyorum bazen videolarda. Ama bu soruyu yani şöyle söyleyeyim. Kendimi ifade edebiliyorum, evet. Hani bu konuda kendimden pek fazla şüphem yok ama ben bu konuyu Cevahir'i konuk aldığım bir gün, çünkü benim planlarımın her aşamasında Cevahir de vardı ki her aşamada da bir şekilde benim gibi olumlu bakarak beni destekledi. O yüzden onunla olduğum bir videoda ben bu konuyu ele alırım, konuşurum. Planlarım, yani aslında açık uçlu planlar yapmayı seviyorum çünkü hani tek bir hedefe odaklı gidince belki etraftaki birçok şansı kaçırabileceğimi düşünen birisiyim. O yüzden hani birazcık daha detaylı benim bu konudaki planım. Vlog, bir sonraki yorum vlog veyahut da sistem videosu gelirim. Ben bir dönem demiştim size sistem videosunu çekeceğim ama benim sistemim o kadar ahım bir sistem de değil. Hani sizler için, mesela benim oynadığım oyunları seven insanlar veyahut da benim oynadığım oyunu oynamak isteyen kişilerin, ben şu an mesela elimdeki tüm oyunları yüksek performansla oynayabiliyorum. Kısaca bahsedeyim sistem özelliklerimden. AMD, yani AMD işlemci kullanıyorum. Ryzen 5 olması lazım. Evet, Ryzen 5. Onun haricinde 16 GB RAM var. Zaten bir ara canlı yayın denemelerinde zaten gözükmüştü sistem özelliklerim. GTX 1050 Ti ekran kartım var. Bu şekilde, yani herhangi bir ekstradan bir özellik yok. 2 TB hard diskim var. Yani birisini daha yeni taktım daha doğrusu. Bir de 240 GB SSD'm var. Böyle bir sistemde çalışıyorum. Hem mutlu muyum? Mutluyum. Şu anki var olan oyunların hepsini güzel bir şekilde kaldırıyorum ben. O yüzden sıkıntı yok diyorum. Bu arada bu araba fazla hızlı gidiyor. Bir saniye, bir yandan ben paketi de değiştirmek istiyorum. Bir tane paket kalmış muhtemelen bunda. Aynen, şu kalmış. Ben video dışı Cevahir'le oynuyordum da o yüzden öyle kalmış bu arabada. Şimdi geçelim bir sonraki sorumuza. Minecraft'ta ne oldu? En son biliyorsunuz ki Minecraft'ta en son Cevahir Bey çekmişti. RTX serisiyle beraber. Minecraft dediğim gibi bir dönem çok güzel bir popülerlik, güzel bir kitle popülerliği yakalamıştı. Ben o dönemde evet çektim. Daha sonrasında çekmedim. Çünkü yine olaylar en başa sardı. Tamam, çekip belki güzel çekler elde edebilirdim ama yani dediğim gibi birçok aşama gerçekleşti. Ben RTX'li olanını çekmek isterdim. Evet, güzel olabilirdi. Ama maalesef ki ekran kartım GTX olduğu için böyle bir şey yapamıyorum, çekim.
Ama şu da var. Cevahir Bey ileride RTX'li ne bileyim Gazanfer pavyonlarını geliştirebilir veyahut da başka bir şey yapabilir geleceğe yönelik bir planda. Onda yer alacağım. Belki o aşamada ben de bir kayıt açabilirim. Öylelikle paylaşabilirim ama üst üste eskisi yani önceden yaptığımız gibi 3-4 videoyu tek seferde görme gibi bir şansınız maalesef olmayacak diye düşünüyorum. Şu anlık planım yani bu şekilde. Ops çarpıyorduk. MC'leri korna çalınca keşke yoldan çekilseler ya. Evet bir sonraki olaya geçelim efendim. Bir arkadaşımız herhalde kuru sever bir arkadaşımız ya da düşünceli bir arkadaşımız diyeyim. Kuru Wiki'deki para kasma yöntemlerinden bahset abi demiş. Para kasma yöntemlerini aslında çektiğimiz yarışlarda falan söylüyoruz ara ara ama detaylı bir şekilde evet çekilebilir ama başlıca şöyle söyleyeyim. Hypercar yarışana yani iyi bir karınız olana kadar Hyper aracınız olana kadar motor yarışı var Race'te. Harley Davidson motor yarışı. Onu yapabilirsiniz. Kartlarınızı bastıktan sonra paraya yönelik kartlarınızı bastıktan sonra ben o yarıştan seviyesindeyken 110 bin civarı bir para alıyordum. 10 dakika sürüyor yarış yani 10 dakika 30 saniye falan işte. Güzel bir getirisi var. Onun haricinde Hypercar'da 300 bin yani yarım saat süren 300 binlik yarış var. 12 dakika süren gene 100 kusur bin lira ve 100 kusur bin veren bir yarış var. Bunları değerlendirebilir arkadaşlar ama detaylı bir videosu yani video şeklinde değil bir sonraki bölümde detaylıca gösterebiliriz. Yani Cevher Bey'i konuk ettiğimde bunu gösterebiliriz. Eğlenceli oluyor onun oynaması ve sohbet etmesi. Onun haricinde bir sonraki yorumumuz kısa bir yorum ve kısa bir cevap olacak bu. Demiş ki ekiple ups yoldan çıktım. Korku oyunları gelecek mi demiş bir arkadaşımız. Yani zaten şu an Dying Light var. Aksiyon dolu bir oyun. Yani bu varken şu anlık ekstra bir korku oyunu çekmek durumumuz yok ama şey var Pacify'ın en azından kendim için söyleyeyim kendi kanalımda paylaşacağım ileride Pacify'ın alternatif sonlarından birisini daha yapmayı düşünüyorum. Yani o biz hani bizim yaptığımız zehirlemeden dövüp işte el arabası atmak dolmuş atmaktan aç bir ya da iki tane daha sonu varmış arkadaşlar yorumlara yazmış güzel bir şekilde onları değerlendirmek istiyorum yapabilirim. Yakın bir tarihte gelecektir muhtemelen o da sizin karşınıza. Bir arkadaşımız ayrıyeten demiş ki işte Dying Light'ın hani şey ne abi sürekli gelecek mi seri olacak mı? Ben bunu zaten videolarda söylüyoruz aslında herhalde kaçırmış arkadaşımız o kısmı. Çarşamba ve pazar günleri sabit olmakla beraber sadece bugün bir ihtimal Cevher Bey atamayabilir. İşte bahsettiğim bu internet sorunlarından dolayı. Emin değilim yani belki yarın da sarkabilir onun videosu. Ama yine de bu sıkıntıya rağmen onu desteklemenizi öneririm. Çünkü içerikleri hani biliyorsunuz siz de bize göre bir tık daha gelişkin ama genelde Dying Light içeriğinde çok fazla edit yapmıyor. Sadece mesela ben komple bütün seri atıyorsam veyahut da Enes komple bütün anlatıyorsa o kanser olunan yerleri çıkartabiliyor. Hani lupa sardığımız yerleri. O yüzden onun emeği bir tık fazla gecikmesinin sebebi hem bu olabilir hem de internet sıkıntısı dediğim gibi yaşıyor maalesef kendisi. O yüzden yapacak bir şey maalesef yok. Sadece yani bugün paylaşmazsa yarını bekleyin derim. En kısa sürede atacaktır kendisi de. Bir diğer yorumsa demiş ki arkadaşımızın teki uçuş simülatörü seven arkadaşlar olabilir aramızda. Bununla ilgili de video yani oyun çekmeyi düşünüyor musunuz? Şöyle söyleyeyim, uçaklara karşı maalesef ki çok bir profesyonelliğim yok araçlarda olduğu üzere. Yani uçak simülatörü çekilebilir mi hiç aklımdan böyle bir düşünce geçmedi. Ama fikir olarak bilmiyorum yani bir sunarım Cevahir'in görüşünü alırım hani o nasıl bir mantık yürütür. Yani duruma göre bakılır diyeyim ona ama kesin çekeceğim demeyeyim. Yani denk gelirse işte çekeriz gibi düşünün. Bir sonraki yorumdaysa Valorant seven bir arkadaşımız sanırım böyle FPS oyunlarını seven bir arkadaşımız demiş ki Valorant devam edecek mi abi gelecek mi sen bir tane kısa bir tane uzun bölüm çektin attın gelecek mi diye Valorant'a çok çok ara ara giriyorum yani haftada bir kere ya da iki kere ancak videoya çekmiyorum onda arkadaşlarımızla giriyoruz veyahut da moderatör arkadaşlarla giriyoruz bir ya da iki bölüm hani çekmiştim ama bir ya da iki bölüm daha çekmeyi düşünüyorum evet yani gelebilir. Tek başıma olan bir seri diyorum. Tek başıma olan bir içerik olarak gelebilir evet. Bu konuda yani düşüncelerim var. Onun haricinde yorumların yani bu geçtiğimiz hafta yorumların yani şöyle söyleyeyim %70 %80'i sadece intro ile ilgiliydi. Bir yandan güzel sevindirdi beni. Niye hani
güzel bir intro ile ilgili, yani introya dair güzel bir etkileşim yakalamışız. Ancak benim pazar sohbetinden beklentim tamam yenilik gibi gözükebilir gözünüz. O yüzden ilginizi çektiği için yorumlara bunu fazlasıyla belirttiniz. Teşekkür ederim. Ama benim pazar sohbetinden beklentim daha içerik çıkartıcı. Yani sizlerin de aynı zamanda kafasındaki soru işaretleri giderebileceğimiz yorumlar. Bir yandan da benim etkileşim tamam güzel etkileşim sağlıyor üst üste yorumlar. Gerçi spamlar dahil değil buna bu arada tekrar hatırlatayım. Yani intro güzel olmuş, kötü olmuş, çocuk kanalı gibi olmuş, Minecraft kanalı gibi olmuş, abi 12 yaşındaki bir çocuk kanalı gibi olmuş vesaire 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 bir sürü yorum var. Yani hepsine saygı duyuyorum, kendi kişisel görüşleri. Intro'yu yaparken ben keyif aldım. Zaten hani şey değil, kendim öyle baştan sonuna kadar hepsini yapmadım. Panzoet'te bir içerik üreticisi paylaşmış bunu. Onu kendime göre tasarladım. Ondan sonra kendi videomun içeriğine koydum. Buradan ellerine emeklerine sağlık onların da. Dediğim gibi arkadaşlar intro hani bu keyfe keder bir şey. Zaten pazar sohbetinde sadece böyle editimsiz şeyler oluyor. Diğer videolarda olmayacak. Sevmeyen arkadaşlar için söyleyeyim. Bu iyi haber olsun onlara. Sadece pazar sohbetleri bölümleri için var bu. Zaten dediğim gibi çok bir şey çalmıyor. Tamam zaman önemli kıymetli. Sadece bir 4-5 saniye kadar zamanınız alıyor introlar. O yüzden hani pek bir sorun olacağını sanmıyorum. Seven arkadaşlarım da güzel görüşler için teşekkür ediyorum. Sevmeyen arkadaşlarım da görüşler için teşekkür ediyorum belirtmişler. Ama benim isteğim daha fazla şöyle söyleyeyim. Konu açıcı, beni konuşturabilecek şekildeki yorumlar olsun. Ve sizlerin de kafasındaki soru işaretlerini kaldırmaya yönelik yorumlar olsun. Onun haricinde dediğim gibi bir sıkıntı yok. Zaten dediğim gibi içeriklerin %70 ve %80'ini siz belirliyor olacaksınız bu seride. Bu şekilde de efendim yorumlar kısmı çok fazla bir detaya girmeyeceğim. Zaten güzel yorumlara ekliyorum ve her hafta bir önceki haftanınkine bakarak yapıyorum yorumlar kısmımızı. Bilginiz olsun. Yani siz bu videoyu izlerken yaptığınız yorumları bir sonraki videoda görebilirsiniz cevaplarını. Eğer ki yani şöyle söyleyeyim cevaplanabilecek yorumlarsa diyerek söyleyeyim. Şimdi hazırsanız efendim bizim bölümümüze geçelim. Pazar sohbeti bölümümüze. Haftalık plan kısmımıza. Bu bölümde görüşmek üzere. Haftalık plan bölümünden herkese merhabalar efendim. Evet, bugün şöyle söyleyeyim haftalık plan da demeyeyim. Ben bu kısımda takıntı kaldım birazcık. Pazar sohbeti mi desem yani ana tema olarak. Pazar haftalık plan mı? Pazar sohbeti diyeyim. Pazar sohbeti bölümümüze hoş geldiniz. Şimdi bu bölüm yani zaten diyebilirsiniz. Semih zaten videonun şeyi nedir o? Formatı pazar sohbeti. Niye pazar sohbetinin içinde bir tane daha pazar sohbeti var diyebilirsiniz. Şimdi pazar sohbeti var. İçerisinde yorumlar kısmımız var. Bir de sohbet kıvamında olsun diye pazar sohbeti bölümünü açtım. Bu ne işte genel gündemden bahsedeceğimiz konular. O yüzden böyle yapıyorum. İkisinin arasında kararsız kalmıştım. Şimdi efendim siz bu videoyu izlerken veyahut da akşam saatlerinde haftalık plan yayınlanmış olacak tekrardan topluluk sekmesinde. Oradan hangi gün saat kaçta ne paylaşacağımı görebilirsiniz. Dediğim gibi buna bir aksaklık olmadığı sürece zaten planları yerine getiriyoruz bir şekilde. Sorun olmuyor. Yani geçtiğimiz haftada da sıkıntı olmadı çok şükür. İnşallah önümüzdeki haftalarda da sıkıntı olmayacak. Plan oradan ulaşabilirsiniz. Planda birkaç değişiklik oldu. Yeni gelen bir oyunumuz var. Ve tekrardan çekilmesini istenen oyunlar vardı. Onları ekledik. Assassin's Creed serisi dediğim gibi yine az geliyor. Sebebi ise hızlandırılmış şekillerde olması. Yani bir hızlı hızlı bölüm geçmeye çalışıyorum bir yandan. Şöyle söyleyeyim. Gameplay kanalda olmak istiyorum evet ama bir yandan da her oyunda kanalda aktif tutmam gerektiği için oyunlarda hızlı bölüm atlayamıyorum. Bunun sebebi bu. Diğer türlü esas gameplay kanalları gibi yani pat diye başlayıp böyle bir seri komple hızlı hızlı çeksem bölüm biter evet. Fazla sıkılmamış oluruz. Güzel olur ama maalesef ki ben kanalda o kadar keskin bir geçiş yapamıyorum. Çünkü ben nasıl başladıysam bir yandan öyle de gitmem gerekiyor. Bir yandan yeni kafadaki içeriği de hayatta tutmam gerekiyor. Şu an ikisinin arasındayım. Zorlu bir dönem. O yüzden hani o kadar hızlı geçemiyorum. Tek seriye düşürmemin de amacı buydu zaten. Odaklanabilmek. İnşallah bakalım olacak planımız. Güzel bir şekilde ilerliyoruz Assassin's Creed'de de efendim. Haftalık plandan bu şekilde bahsetmiş olayım. Şimdi bir diğer konu The Last of Us 2.
Çok güzel bir oyunmuş. Ben oynamadım açıkçası bu oyunu. Biliyorum ama oynamadım oyunu. Birincisinden bahsediyorum. Zamanında yani oyun dünyasına bildiğiniz gayet gerçekçi bir şekilde ve güzel bir şekilde elini masaya vurmuş bir oyun. Oyunun ikinci serisi çıkıyor uzun bir aradan sonra. Sony seslendirmesini falan yapıyor. Ve yorumları okuyorum. Bazı işte şeylerden izliyorum. Tuna abi olsun, Easter Gamers olsun. Onun haricinde yabancı içerik üreticileri deliyoruz vesaire. Oyunda şöyle bir şey varmış. Joel diye bir Joel diye bir karakter varmış ve bu karakter aslında ana karaktermiş oyundaki. Ancak ikinci partta yani The Last of Us 2'de bu karakteri daha oyunun ilk 2 saatlerinde, yani öyle hatırlıyorum, yanlış olmasın, zamanda bir hata olabilir, yanlışsam düzeltin beni. Karakter ölüyormuş ve seri bundan sonrasında o karakteri öldüren kişinin neden Joel'i öldürdüğüne dair bir şekilde devam ediyormuş. Ki bunu da gördüm. Neydi karakterin adı? Dur. Abby mi? Abby miydi? Dur. Tam emin olamadım şimdi. Onu not almadım. Özür dilerim. Bu şekilde devam ediyormuş. O yüzden oyun dünyasında baya bir tepki çekti aslında bu oyun. Hikaye açısından birinci oyun çok güzelmiş. Grafik açısından da ve gerçekçilik açısından da. Oyunun gerçekten grafikleri çok güzel. Ben de izledim ve muhteşem yani. Keşke dedim ki alıp oynayabilseymişim, hani öyle bir durumda olabilseymişim. Ama hikaye kısmına gelince ise bu oyunun takipçileri ve bu oyunu yakından uzaktan takip eden herkes o kadar sinir olmuş ki yani oyunun bu şekilde devam etmesine. Bir tek yani yüksek puanları aldıkları kısım oyun firmaları veyahut da tanıtımcı firmalardan %90'larda falan bir oy almış. Hani sebebi de belli yani, bana kalırsa orada oyunun reklamı iyi olsun diye artık nasıl bir yol izledilerse hani direktmen iyiye yormuşlar oyunu. Herhalde bu açıdan düşünmemişler ama gerçek yorumcular yani gerçek oyuncular oyuna dair baya nefret dolu bir şekilde özür dilerim, yutkunamadım. Nefret dolu bir şekilde yorumlar yapmışlar. Çünkü gerçekten oyun hani bu kadar müthiş grafik, bu kadar harcanan emek, bu kadar bir geliştirici ekip var ve güzel bir seslendirme var. Hikayede yani ön açık bir hikayesi varken olayı bu kadar farklı bir noktaya çekip ve bunu da oyuncuların yani bu kadar güzel ve kaliteli bir kitlesi olmasına rağmen bu oyuncağın karşısına vermeleri bence de yanlış olmuş. Yani üf, hayırlısı diyeyim. En azından artık insanlar hani tamam yatışıyorlar birazcık sinir olarak ama grafikler açısından düşünsünler filan diyeyim. Ne diyeyim yani, diğer türlü başka insan nasıl kendini tatmin edebilir bu kadar güzel bir oyun için. Birçok kişi demiş zaten, ben bilseydim Joel'in öleceğini bu oyunu almazdım bile. Çünkü ana karakter nasıl ölebilir abi filan demişler. Haklılar yani, mantıklı. Yanlış yapmışlar o konuda. Yapacak bir şey yok artık. Gelip geçti diyeceğiz efendim. O sağıma bakayım derken evet, ormana daldık. Ben soldan gidecektim bir dakika. Bu arada efendim bir sonraki konumuza geçelim. The Last of Us 2 böyleydi. Normalde bu bölümü ben Cevahir'le yorumlamak istiyordum. Gerçekten onunla çok eğlenceli olacaktı. O da çok sinirli aslında bu durumda. Hani o da üzücü bir durum yaşadı sonuçta. Çünkü o da çok yakından takip ediyordu The Last of Us 2. Onunla yapmak istiyordum ama dediğim gibi sıkıntılarından dolayı gelemedi kendisi artık. İnşallah ileriki bölümde ama gelirse kısacayı tekrar üzerinden geçeriz. Yani o da kendi üzerindeki enerjisini bir atar diye tahmin ediyorum. Bir sonraki konumuz PlayStation 5 oyunları. Dediğim gibi bu geçen hafta bahsettik. Oyunların tek tek isimlerini söylememe gerek yok. Zaten PlayStation dünyasını takip eden arkadaşlar bunları çok iyi biliyordur. Bir sürü oyun var. Ben bir iki tanesinin grafikleri bana çok garip geldi böyle. Çok aşırı, ne derler böyle, fazla çocuk işi gibi geldi. Yani yanlış anlamayın, çocuk işi derken hani aa sen çocukların oyununu sevmiyorsun falan değil. Hani nasıl diyeyim, basit temalı, basit yapılı oyunlarmış gibi geldi. Bir iki tane sadece böyle ama gerisi hani zaten çok güzel ve PlayStation'ın bu konuda da bir yorumu var. Yani o kadar iyi bir sistem olacağını belirtmişti. Yani arayüz ekranları neredeyse sıfıra inecek kadar, bekleme süreleri sıfıra inecek kadar diyordu. İnşallah olmuştur o da. Onu şu an takip etmedim yakında ama yorumlarına bakmak lazım. İnşallah olmuştur efendim. Onun haricinde PlayStation 5 oyunları güzel yani bence. Gördüğüm kadarıyla ne kadar gerçekçi bilmiyorum. Ama dediğim gibi ben konsol değil maalesef, PC oyuncusuyum. O yüzden yani çok detaylı bir şekilde yorumuna giremeyeceğim. İleriki bölümlerde eğer ki dediğimiz gibi yani Cevahir'e bağlı bu konular. Cevahir daha benden hem deneyimli
hem daha yakından ilgileniyor bu konularla. Ben de yavaş yavaş işte şey yapmaya çalışıyorum, ilgilenmeye çalışıyorum, daha içerisinde olmaya çalışıyorum bu dünyanın. Yani o yüzden inşallah o geldiğinde daha detaylı bu konuları konuşuruz. Bu konuda böyleydi efendim. Bir sonraki konumuz. Evet, biliyorsunuz şu anda dahi, yani şu anda gerçi sınavlar bitti ama bugün, dün, onun haricinde işte geçtiğimiz hafta cumartesi pazar sınava giden arkadaşlarımız vardı. Hepsine başarılar diliyorum. İnşallah hak ettikleri yerde, yani şansları yaver gitsin demeyeyim. İnşallah hak ettikleri yerde olurlar. Umarım her şey gönlünce olur. Böyle söyleyeyim. Başaramadıkları için üzülmesinler veyahut da yani şöyle nasıl diyebilirim? Kendilerine veyahut da çevresine karşı küsmesinler, odaklanmasınlar. Birazcık tam tersine bence bu olmadıysa bile bir tık kendilerini rahatlatıp sonrasında tekrar denesinler derim. Çünkü yani bu sınav olmaz, başka bir sınavda tekrar başarılı bir konuma gelebilirler, inanıyorum. Ben hayatım boyunca büyük olan sınavların, yani mesela küçük üniversitede de böyleydi, lisede de normal ders sınavlarına çalışıyordum, evet, yani veyahut da son dakika böyle göz gezdiriyordum, ama ben büyük sınavlar, benim olduğum dönemde SBS vardı mesela, ortaokuldan liseye geçmek için. İşte liseden çıkınca YGS miydi? YGS'ydi herhalde mesela. Bu sınavların hiçbirine ben çalışmadan girdim. Aslında YGS'de başarısız oldum ama gene de hani kalkıp kararlar bağlamadım. Aa, niye olmadı falan diye kendimin iyice psikolojisini bozmadım. Tam tersine birazcık daha rahatlayıp sonra tekrar denerim düşüncesiyle girdim. Ve ben şu an bir tane 2 yıllık üniversiteyi bitirmiş durumdayım. Ayrıyeten 4 yıllık bir üniversitedeyim şu anda da, açık öğretimden. Ve bölüm her ne kadar zor olsa da güzel, öne açık bir bölüm. Yani teknolojiye yönelik bir bölüm. Bu şekilde belki de bu benim bir hayattaki şansım da olabilir, hayattaki başarım da olabilir. Dediğim gibi yani hiçbir şekilde umutsuzluğa kapılmayın derim. Tekrardan başarılar. Umarım güzel sonuçlar elde edersiniz. Edemezseniz de dediğim gibi hiç kafanıza takmayın, yani önemli değil. Bir şekilde başka bir yerde bir başarılı duruma gelebilirsiniz. Hayat sınavlardan ibaret değil, bana göre tabii ki. Onun haricinde korona gündemi hala devam ediyor efendim. Bu süreçte yani tamam, yaz ayı geldi, insan ister istemez bir gevşemeye geçiyor ama ne olursa olsun kendinize, çevrenize, ailenize karşı olan bir sorumluluğunuz daha var. Bunun farkında olun efendim. Yani nasıl diyeyim, mesela iyi bir evlat olmak belki kimine göre sorumluluktur, kimine göre sorumluluk değildir. Benim mesela kendime karşı da bir sorumluluğum, aileme de karşı bir sorumluluğum, yani iyi bir birey olabilmek, topluma karşı da bir sorumluluğum olabilir aynı zamanda. Aynı şekilde bu korona gündeminde mesela benim bir sorunum. Ben de dışarıya çıkıyorum mesela yaz günleri, tamam sıcak, evet. Hani haftada mesela benim programım var, işte haftada bir gün kendime izin veriyorum. Haftada bir gün aileme ayırıyorum. 5 gün YouTube için içerikler hazırlamaya çalışıyorum. Mesela ben o bir günümde işte gene dışarıya çıkıyorum, evet. Günün 4-5 saatini belki dışarıda geçiriyorum. Belki daha fazlasını dışarıda geçiriyorum ama ben çıktığım zaman yanıma dezenfektemi de alıyorum. Eldivenimi de alıyorum. 2 tane ise 3 tane ise maskemi de alıyorum, değiştiriyorum. Gittiğim yerlerde sosyal mesafeyi de elimden geldiğince korumaya çalışıyorum. Yani hep böyle nasıl diyeyim size, sakin yerlerde de olamayabiliyorum. Arkadaşımla veyahut da arkadaşlarımla gezerken topluma da karışabiliyorum ama dediğim gibi her nereye gidersem gideyim elimden geldiğince mesafemi de korumaya çalışıyorum. Çünkü bu benim kendime karşı olan sorumluluğum, aynı zamanda bu hastalığı eve getirmek için aileme karşı olan bir sorumluluğum. Varsa da başkasına bulaştırmamak için ya da başkasından alıp da onu zan altında bırakmamak için topluma karşı olan bir sorumluluğum. Fazla uzattım biliyorum ama hani tekrar hatırlatmak fayda vardır. Belki toplumsal olarak bizim de bir faydamız olur bu konuda. Sosyal mesafeyi de koruyun. Ellerinizi de güzelce yıkayın. Yanınızda ufak solüsyonlar var, onlardan taşıyın. Maskenizi arada bir değiştirin. Aynı maskeyi kullanmayın. Tek kullanımlık maskeler kullanın. Yani benim kendi kişisel görüşüm bu. Kimisi bez gibi olan maskelerden alıp yıkayıp defalarca kullanıyor ama ben kendi görüşümü pek sağlıklı bulmuyorum yani. Bu şekilde efendim, dediğim gibi sorumluluklarımızın farkında olalım. Yani şuradan bir devam edelim. Ops, burası taş şey mi lan? Hop, araba çok kayıyor ya. Heh, yola girdik. Onun haricinde bir konu daha var. Ben bunu geçtiğimiz günlerde fark ettim. Ancak şu an tekrar sabah baktığımda videoyu göremedim maalesef. Biliyorsunuz Türkiye'de parlayan ve benim de içeriklerini aslında sevdiğim, bilgilendirici, sevdiğim, saydığım birisi var, Barış Özcan. Kendisi geçtiğimiz günlerde bir video paylaştı. Videosunda
bahsettiği olay şuydu. YouTube'un bir davetine icabet ediyor kendisi. Londra'ya mı gidiyordu? Londra'ya galiba gidiyordu. Ve orada içerik üreticilerinin neydi? Bir terim vardı. O terimi unuttum şu an. Elçileri oluşuyormuş. Yani elçileri oluşturulacakmış. Ve 150-200 arası orada içerik üreticisi varken 12 kişi seçilecekmiş. Barış Özcan da, yani Barış abi diyeyim, yaşça bizden büyük, zaten benden büyük adam. Barış abi bu 12 kişiden birisi olmuş. Üstüne üstelik orada konuşma süresi kısıtlı olsa da 3-4 kişiye söz vermişler. Ve o 3-4 kişiden birisi yine Barış abi olmuş. Kendisi videolarında bahsetti, hani durumu anlattı. Gerçekten sevindirici bir haber. Yani düşünsenize, YouTube Türkiye trendlerini de göz önünde bulundurun, YouTube'un durumunu da göz önünde bulundurarak ve Türkiye'de yerli yabancı içerik üreticilerini göz önünde bulundurursak, böyle bir şeyin olması şahsen benim için gurur verici oldu. Yani inşallah daha iyi noktalara da gelir kendisi. Ben de hani her videosuna bakmasam bile ilgimi çeken her videosunda bakıyorum ve beğeniyorum da, gerçekten hani sallamasyon bilgilerden ibaret değilmiş gibi geliyor bana. Ki öyledir de herhalde, genel görüşler bu yöndedir diye tahmin ediyorum ben de. Ancak sabah işte baktığımda, daha detaylı size bilgi verebilmek için baktığımda videoyu göremedim Barış abinin kanalında. Yani ne oldu bilmiyorum o konuda artık, ama yani güzel bir haber. Ve gelişmelerden kendisi haberdar edeceğini, daha birçok yere davet alabileceğini söylemişti. Merakla bekliyoruz, inşallah güzel yerlere gelir. Aynı konuda mesela bu kanallar gibi, mesela benim kendi görüşüm, keşke oyun bölümü içinde, yani oyun dünyası apayrı bir dünya, müzik dünyası ayrı, işte film, sinema, tiyatro, bu bölümler ayrı. Keşke oyun, müzik, yani bunların hepsi için birer alt kategori oluşturarak güzel bir yön belirleyici de seçseler. Yani gerçi şansımıza gidip gene saçma salak bir şey olur da, neyse artık şans diyelim. Keşke olsa, yani daha belki güzel içerikler meydana gelebilir. Umarım olur ileride böyle bir şey. Yani kendi görüşüm, kendi isteğim bu yönde. Tekrardan buradan kendisini tebrik ediyorum ve umarım onun gibi bu şekilde hak eden kişiler de, oyun dünyası içinde bahsediyorum, benim kendi görüşüm, takip ettiğim insanlar da bu zamana kadar parlaması gereken ancak hala parlayamamış ve geride kalmış. Yani izlenmeler konusunda olsun, kitlesi çok kaliteli olup ancak nasıl diyeyim, kitlelere hakaret anlamında değil, mesela farklı içerik üreticilerinin ürettiği sadece ilgi çekici kapak resimleri ve açıklamalardan yola çıkarak oluşturulan kitle haricinde bu kitleleri arka planda tutan sistem olsun. Umarım değişir bir gün. Cümle farklı başlayıp farklı bitmiş olabilir. Tam emin değilim. Videoyu izleyince ben de göreceğim. Bu şekildeydi efendim bu konuda da yorumlarım. Ekstradan bir şey yok maalesef. Gündemimiz bu şekildeydi. Umarım önümüzdeki hafta daha güzel içeriklerle karşınızda olacağım. Şimdi efendim huzurlarınızdan ayrılıyorum artık yavaştan. Sizleri bir sonraki bölümde tekrar karşılayacağım. Bir sonraki bölüme kadar güzel yorumlarınızı bu videonun altına bırakabilirsiniz. İnşallah önümüzdeki hafta bir aksaklık olmazsa Cevher Bey'i konuk edeceğim programımıza. Umarım bir sıkıntı yaşamayız diyeyim. Kendinize çok iyi bakın. Tekrardan çıkmadan videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayalım efendim. Önemli bu konu. Bu arada intro gibi bir de like kısmında birkaç yorum gelmişti. Hani güzel olmuş, kötü olmuş filan. Ben hani güzeline kötüsem tamam, önemli, hani güzelini yapmak daha önemli, ama ben elimden gelen bir yetenek var, ben bunu geliştirmeye de çalışıyorum, ancak daha iyisini yapana kadar bu şekilde, bu green screen ya da bu PNG'lerle devam etmem gerekiyor. O yüzden hani bu sadece hatırlatmak amaçlı konulan bir PNG, yani tamamen ilgo dağılacak bir PNG değildi. Onu da söylemiş olayım ve sözü fazla da uzatmadan, başınızı da şişirmeden artık yavaştan sonlara doğru gelelim efendim. Tekrardan hatırlatmış olayım. Videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Ve kanala abone değilseniz abone olun. Bildirimleri açın ki bildirimler geç geliyor. Bunu Discord'a katılarak Discord'dan da haberlerini alabilirsiniz. Orada saat saat paylaşılıyor. Ben gene işimi şansa bırakmayıp aynı zamanda video saatleri belirledim. Bu saatlerin en fazla 5 dakika sonrası, 10 dakika sonrasında paylaşmış oluyorum bir aksaklık olmadığı sürece. Yani saat bu hafta da mesela ikişer video şeklinde ilerliyoruz. Sürpriz video gelmezse geçen haftaki gibi. Saat 5 ve 7'de videolar oluyor. O saatlerde kanala baktığınızda videoları görebilirsiniz efendim. Şimdilik kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki içeriklerde görüşmek dileğiyle.
Esen kalın, sağlıkla kalın, mutlu kalın efendim.